Dağlara saklanmış görkemli bir tapınak. İklimlere hükmeden bir duruş. Kimileri için bir şato, kimileri için kayıp kutsal emanetlerin yuvası. Osmanlı sultanları orayı ziyaret etti. Hepsi hayran kaldı. Yeni keşfedilen gizli geçitler, bulunamayan hazineler ve bir rüyanın peşinden giden iki keşişin hikayesi. Burası neden vardı? İçeride neler yaşanmıştı ki gizli geçitler yapıldı? Zamanın eli bazen sadece merak uyandırır. İşte öyle bir şey. Sümela Manastırı. Bir manastır. Keşişlerin inzivaya çekildiği, kendilerini ibadete adadıkları ama içeride nelerin yaşandığını kimsenin tam olarak öğrenemediği bir manastır. Nesillerdir dilden dile dolaşan efsaneye göre birbirlerini hiç tanımayan ve uzak coğrafyalarda yaşayan iki Hristiyan keşiş, aynı anda rüyalarında İsa peygamberin annesi Meryem'i görür. Rüyalarında Meryem'in bebek İsa'yı kollarında tuttuğu ikona, yani resim, Sümela Manastırı'nın bugün olduğu yerdedir. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla manastıra gelen keşişler, orada karşılaşıp gördükleri rüyayı birbirlerine anlatır ve büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu, Tanrı'nın bir mucizesi olmalıydı. Meryem'in İsa'yı kollarında tuttuğu resim, Hristiyanlık için büyük önem arz ediyor. Çünkü bu tasviri yaptığına inanılan kişi, İncil'in 4 bölümünden birini yazdığı bilinen Aziz Luka'dır. Ve keşişler rüyada gördükleri mağaraya gittiklerinde henüz çok zaman geçmeden resmi de bulur. Aslında ilk bulan onlar değildir. Çok daha önce yerliler resimle karşılaşmıştır. Yerliler bir tahta üzerine yapılmış bu resmi buldukları zaman önce parçalamaya çalışır fakat parçalayamazlar. Bu sefer de yakmaya çalışırlar ama ateş işlemez. Su bu resmi götürmez. Onlar da bırakır ve gider. Yine keşişlerin rüyasına Meryem Ana girer ve bana burada bir kilise yapın der. Bunun üzerine keşişler Sümela Manastırı'nı inşa etmeye koyulur. Her şey çok ilginç başlamıştır. Herkesten uzak bir dağın yamacına sert kayaları oyarak gözlerden ırak bir kilise yapmak kolay değildir. Anlamlı da değildir. Ama Hristiyanlığın en sıra dışı yapılarından biri bu iki adamın elleriyle, inanca göre rüyada gelen bir emirle günümüzden 1600-1700 yıl önce ortaya çıkar. Aslında ilk yapıldığı zamanlar sadece dağdaki mağaralara oyulmuş bir kiliseydi. Ama kutsallığına duyulan inançla büyümeye başlayan Sümela, zamanla Hristiyan dünyasının en önemli yapılarından birine dönüştü ve bir haç merkezi oldu. Bu inşa yapılırken çevredeki köylüler de çalışmıştı. Bir avuç insan sırtlarında taşıyarak önce oyukları doldurdular ki yukarıya kilise yapılabilsin. İnşaat devam ederken iki keşişten biri olan Barnabas'ın ayağı kayar ve parmağı yaralanır. Fakat o anda beklenmedik bir şey gerçekleşir. Yukarıdan damlayan su yaralı parmağı iyileştirmiştir. Belki de bu su mübarektir ve oraya bir ayazma yapılır. Manastır çevresindeki suyun kutsal olduğuna yönelik olan inanç Müslümanlar tarafından da kabul görmüştür. Akan derenin şifa getirdiğine inanılan suyu Türklerin Anadolu'ya gelişiyle daha da değer kazandı. Henüz şaman inançlarla İslamiyet'in harmanlanmış bir türevini yaşayan Anadolu Türkleri için eski inançlarına göre nasıl su kutsalsa İslam'dan sonra da bu inanç devam etmiş ve Sümela'daki gibi çeşitli bölgelerde varlığını devam ettirmiştir. Zaten Sarp kayalıkların arasına yapılmış bu manastıra sadece Hristiyanlar ilgi duymuyordu. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u aldığı zaman bu manastırı görmek istemiş, hayran kalmış ve manastıra özerklik vermiştir. Yavuz Sultan Selim şehzadeliğinde buraya gelip altın şamdanlar hediye etmiş, kütüphanesine çeşitli kitaplar bağışlamıştır. Osmanlı padişahları özellikle Sümela Manastırı'ndaki rahiplere büyük önem veriyordu. Neredeyse bütün padişahlar hatırı sayılır bağışlarda bulunarak manastırın hazinesini büyütmüştü.
Ama en çok yardım ve desteği Sultan II. Abdülhamit yapmıştır. Abdülhamit'in bu manastıra verdiği topraklar sayesinde manastır çevresindeki 15 köyün sahibi olmuştur. Hadi şimdi bu kutsal evin içine girelim ve neler varmış bir bakalım. Uzun yıllar önce inançlı Hristiyanların usta parmakları tarafından duvarlara işlenmiş resimlerin bazılarını tanıtmak istiyorum. Bakın, kilisenin ünlü fresklerinden biri. Adı Karya Meryem'i. Meryem karnında İsa ile tasvir edilmiş. Dünyada hiçbir yere sığmayan Tanrı'yı karnına sığdıran Meryem anlamına geliyor. Şu anda ise Pantagrator İsa adıyla bilinen bir fresk görüyorsunuz. İsa peygamberin parmaklarına dikkat ettiniz mi? Sonsuza dek baş kahinin o olduğu, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesinin tek bir Tanrı'da buluşmasını ve diğer iki parmağı da İsa'nın iki yönünü, yani insan ve Tanrı oluşunu sembolize ediyor. Çevresinde ise "Ben dünyanın nuru ve ışığıyım" yazıyor. Ben dünyanın nuru ve ışığıyım. Manastırdaki fresklerin birçoğunun yüzü yok. Nedeni ise apayrı bir muamma. Uzun yıllar manastırın çevresinde yaşayan halk bu fresklerin şifalı olduğuna inanmış ve gelip sökerek suda haşlayıp içmişler. Resimlerin bir kısmının yüzü bu nedenle yok. Diğerleri ise tarihi eser kaçakçıları tarafından sökülüp alınmış. Durumun psikolojisi ise insanın dini bir unsurla tek beden olması hissinden kaynaklanıyor. Nasıl ki Ayasofya Camisi'nin kapısını yediler, nasıl ki Kayseri'deki en önemli Türk mumyası olan Melik Gazi mumyasının büyük kısmını çorba yapıp içtiler, işte bu bilinçaltımıza kazınmış olan, görülemeyen öte alem varlıklarıyla fiziksel bir bağ kurma hissiyatının cahillikle birleşmiş halidir. Manastır bugünkü görünümüne 1366'lı yıllarda Trabzon İmparatorluğu Kralı 3. Alexus zamanında kavuşmuştur. Efsaneye göre ormanda atından düşen kral, baygın halde yatarken bir kadın tarafından bulunur ve manastıra götürülerek tedavi edilir. O kadın İsa peygamberin annesi Meryem'dir. Bu olayın üzerine manastıra hayranlığı artan 3. Alexus, çeşitli inşa ve yardım faaliyetleri başlatır. Kral 1361 yılında manastırın avlusunda güneş tutulmasını izlemiştir. Güneş tutulması, büyük değişimlerin habercisi, iyi veya kötü alametlerin gerçekleşeceğinin ışığıdır. O bunun farkında olmalı ki Türk beyleriyle iyi geçinmiş, iki kız kardeşini ve dört kızını Türkmen beyleriyle evlendirmiştir. Peki neden bu kadar ulaşılmaz ve zor bir yamaca böyle bir manastır yapıldı? Neden şehrin merkezine değil de bir zamanlar insanoğlunun haberdar bile olmadığı dağların arasına? Aslında bu sorunun cevabı yine Hristiyanlığın temelinde yatıyor. Şehir merkezlerindeki kiliseler köylerde Hristiyanlığın yayılmasına hizmet edemiyordu. Bu görev merkezden çok uzak yerlerde dini inzivaya çekilerek kendini inancına adamış ve dünya hayatından kopmuş keşişlere düşüyordu. Keşişler gittikleri yerlerde yaban arazilere küçük kiliseler kurarak köylü ve yolcuların buralarda ibadet etmesini ve paganların Hristiyanlaşmasını sağlıyordu. Yaşandığı rivayet edilen mucizeler de halk tarafından oraya kutsaliyet atfedilmesine neden oluyordu. Kimi araştırmacıya göre bu manastırların böyle sapa yerlere yapılmasının nedeni dinler arası rekabet. Evet, çünkü Hristiyanlıktan önceki paganlar tarafından genellikle dağların uç kısımlarına, yaban hayatın merkezine birkaç taşın dizilmesi ya da komplike olarak inşa edilmesiyle tapınaklar kurulmuştu. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte paganlara ait olan bu küçüklü büyüklü tapınaklar değerini yitirmeye başlamış ve Hristiyanlık inancıyla birleşerek kiliselere dönüştürülmüştür. Tıpkı tarihteki birçok örneği gibi. İnsanların duvarlardaki fresklerin şifalı olduğuna inanarak gözlerini kaynatıp içmesi, suların şifalı ve kutsal olduğuna inanılması gibi birçok mucize, manastırın olduğu yerde önceleri bir pagan tapınağının varlığına işaret ediyor.
mucize dışında hiçbir gerçekle açıklanmayan "Neden manastır burada?" sorusunun cevabını belki bu şekilde vermiş oluyoruz. Ki bakılacak olursa hem Türkiye'de hem de Hristiyan dünyasının Ortodoks coğrafyasında birçok Sümela benzeri manastırla karşılaşıyoruz. Ancak Sümela Manastırı hem ihtişamı hem de Karadeniz'in zengin bitki örtüsüyle birleşince ayrı bir yer tutuyor. Paganlıktan İbrahimi din geleneğine dönüş İslamiyet'te de görülmektedir. Hatta bizler için çok özel bir yer olan Göbekli Tepe'de de benzer bir durum var. Göbekli Tepe arazisinin mal sahibi yaptığı bir röportajda daha henüz kazı alanlarına dair hiçbir iz yokken yerel halkın buraya gelip namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve ibadet ettiğini söylemişti. On binlerce yıllık kutsal bir bölge üzeri toprakla kapanmış olsa dahi İslam'dan sonra hala kutsal olarak kabul edilmeye devam edilmişti. İşte toplumun bilinçaltı bu şekilde işlemeye devam eder. Sümela Manastırı, Meryem Ana'nın burada bir kilise yapılmasını rüyada istediği inancıyla daha da değerli kılınmaktan öte, Ortodoks Hristiyanlar için bir haç merkezine dönüşmüştür. Bu nedenle ziyaretçi akını oldukça yüksektir. Tabii ki her güzel şeyin tarihi ihtişamlı yıllarla dolu olmuyor. Tarih 1914-1918. Trabzon'da Rus askerlerinin postalları inliyor. Şehir bombalar altında kalmış ve birçok sivil Ruslar tarafından katledilmiş. Sümela Manastırı da Rus askerlerinin hedefleri arasında. Ama binanın kendisi değil, içindekiler. Aziz Luka'nın çizdiği ve manastırın kurulmasındaki en temel unsur olan İsa ve Meryem resmi, padişahların buraya gönderdiği hediyeler ve birçok değerli eşya, bu tarihler arasında Rus askerleri tarafından maalesef götürülmüştür. Rusların bu soygunu manastır kurulduğundan beri başa gelen en kötü olaydır. Fakat daha da kötüsünü rahipler kendi elleriyle hazırladı. Sümela Manastırı Anadolu'nun düşman işgaline uğramasıyla birlikte Karadeniz'de bağımsız bir Rum devleti kurmak isteyen Pontusçuların önemli merkezlerinden biri olmuştu. Manastırın çevresindeki onlarca köy zaten Hristiyan Rum köyüydü ve çeteleşerek Karadeniz'de şiddet furyası başlattılar. Ancak Kuvayi Milliye Hareketi ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı sonucunda meclis manastırın bu ihanetini unutmadı ve 1924 yılında kapatılarak rahipler Türkiye Cumhuriyeti'nden gönderildi. 1924 yılından 1953 yılına kadar manastır sadece avcıların ve çobanların konak yeri olarak kullanılan terk edilmiş bir yapıydı. 1953 yılında Adnan Menderes'in yaptığı anlaşmalarla Türkiye'ye gelen Amerikan askerleri manastıra resmi giriş yapan ilk yabancı oldular. 2010 yılında ise Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos günü 88 yıl aradan sonra ilk ayin düzenlenmiş, ayini İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği 1. Bartolomos yönetmiştir. Ve manastırda geçtiğimiz yıllarda ilginç bir şey oldu. 2015 yılında ziyarete kapatılarak 5 yıllık bir restorasyon çalışmasına başlandı. Bu sırada bir takım gizli geçitler olduğu keşfedildi. Gizli geçitlerin izlenmesiyle Hristiyanlarca ibadet yeri olarak kabul edilen bir şapel ortaya çıkarıldı. Şapelin içerisinde bugüne kadar görülmemiş cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam tasvirleri taşıyan freskler bulunmuştu. Neden bu kısma bir şapel yapıldığı ve gizli geçitle bağlandığı sorusunun cevabı tam olarak verilemese de bu bölümün manastırın en eski alanı olabileceği, bunun da ötesinde bizleri başka şaşırtıcı odalara götürebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 2015 yılında başlayan restorasyon, Türkiye'de yapılmış en zorlu restorasyon çalışmalarından biridir. 360 tonluk bir kayanın manastıra düşme ihtimali olduğu için öncelikle bu kaya sabitlendi. Bu iş, profesyonellerin yaz kış demeden, soğuk sıcak demeden yoğun çabaları sayesinde yapılabildi. Bizim yürümekte bile zorlanacağımız koşullarda ağır ekipmanlarla dağlara tırmanarak
can güvenliğimizi sağlamaya çalışan bütün ekibe teşekkürler. Ayrıca restorasyon sırasında çile odaları da ortaya çıkarıldı. Bazıları o kadar dardı ki iki kişi bile yan yana duramaz. Çile odalarında keşişlerin kendi günahlarından arınmak için bireysel dua seansları gerçekleştirdiği, tövbe ve tefekkür ettikleri, bazen de kendilerine acı çektirerek günahlarının bedelini ödedikleri düşünülüyor. Sümela Manastırı, deniz seviyesinden 1750 metre yükseklikte bir şato edasıyla iklimi ayakları altına alan kudretli tapınak. Şu an dünyanın ve kadim insanlığın bize emaneti. Yılda 600 bin turist alan gizem dolu Sümela. Duvarları, freskleri yine bizler tarafından mahvedilmiş. İnsanımız oraya isimlerini, küfürleri, aşklarını kazımış. Söylenecek söz yok. Belki ileride ülkemizi sevmek kadar güzelliklerimizi korumanın da önemli olduğunu anlayabilecek kıvama geliriz. O isimleri yazanlar bir gün ölecek. Duvarları kazıyanlar unutulup gidecek. Ama Sümela Manastırı tüm ihtişamı ve gizemiyle kış aylarının beyazını, baharın yeşilini taşımaya devam edecek.